Kadehimi ikinizin şerefine kaldırmak istiyorum. Bu devirde sizinki gibi böyle tutkulu aşkları bulmak neredeyse imkansız. Sanem Hanım mı? Vino? Yok 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 yok. Almasın o, bozuyormuş. Bozuyor. Ha. Beni bu aralar bozan çok şey var. Sevgilim, keyfin yerinde mi? Yani memnunsun ortamdan. Evet hayatım, her şey yolunda. Harikler, harikler. Aman keyfin yiyorsun. Ne zamandır soracağım, bir türlü soramadım. Siz nerede tanıştınız? Kayseri. Paris'te. Kayseri'de. Frans, Paris, Kayseri. İkisi yakın mı? Kayseri, Türkiye. Ha. Burası. Kayseri'de. Ha? Aa evet. Doğru, ben unuttum onu ya. Evet, biz ilk Kayseri'de. Aynen. Hayatım, anlatmak ister misin Kayseri'de nasıl tanıştık biz? Sen de hiç yardımcı olmuyorsun ama hayatım. Sen çok daha iyi anlatıyorsun, o yüzden. Hemen anlatayım. Ben Kayseri'de bir lokantada mantı yiyordum. Mantı. Kayseri'de mantı. Beklenmedik bir şey. Sonra Can Bey lokantadan çok havalı bir şekilde içeri girdi. Aa, çok romantik devam, bak dinle. Evet tatlım, devam et. Sonra mantı kalmamış. Mantıcı da mantı kalmamış. Olacak şey değil. İlginç. Sonra işte Can lokantaya girdi. Ben çok açım, bir mantı yiyeceğim dedi. Restoran sahibi de mantı kalmadı dedi. Hayır dedi, ben o mantıyı yiyeceğim bu akşam burada dedi. İnattır, inadı inattır. O mantıyı yemeden rahat uyuyamaz o gece. Mümkün değil. Sonra ben de bir baktım. Aç, sefil. Sefile, mizerable. Mizerable, bravo, bravo, mizerable. Ben de tabağımdaki mantıyı onunla bölüştüm. Çünkü canım o benim. Canım, hani C büyük harfle, üstten virgül, apostrofo. Canım. Ya çok romantik. Çok romantik. Paris nasıldı? Onu sen anlatmak ister misin hayatım? İsterim, isterim. Ben anlatmak isterim. Ben aslında Paris'e iş için gittim. Çok işkolik. İşkolik. Yani bir gün yürüyüşe çıktım bir gece. Çıkarım, genelde yürüyüşe çıkarım geceliğin. Yağmura yakalandım birden. İnanılmaz bir yağmur Paris'te. Meşhurdur Paris'te yağmur. Sinemanın önünden geçiyorum o esnada. Film izlemeye bayılır. Çok sanatsever, sanat seviyor belli. Tabii. Girdim içeri, bilet sırasında beklerken önümdeki kıza doğru yaklaştım. Muhteşem bir koku geldi burnuma. Hayatımda aldığım en harika koku. Tabii yarı karanlık, arkası dönük, göremiyorum. Kıpırdayamıyorum heyecandan. Sonra hafifçe başını çevirdi. Bir baktım, Sanem. Ben tabii cesaretimi topladım. Hafifçe omzuna dokundum. Hatırladın mı beni dedim, çünkü ilk Kayseri'de. 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 İşte o günden sonra onun kokusunun bağımlısı oldum, gördüğünüz gibi. Harika, film sahnesi gibi. Değil mi, masal gibi. Can Bey, bunu paylaştığınız için çok teşekkür ederim gerçekten. O zaman içelim. Kayseri'den Eyfel'e. Bayılır sarımsaklı yoğurt yesin. Ay bir de mantıyı ekmekle yiyor. Çok severim, bayılırım. Banarım yani. Sayırıyor. Belli ediyor zaten Can Bey. Sanem. İyi geceler Can Bey.
Her şeyi aldın değil mi Senem? Ya aldım. Sanırsın 20 günlüğüne gidiyoruz. Kendi valizini doldurduğun yetmedi. Bir de benim valizime doldurdun eşyaların. Yani bak şu kadar yer kapladım ben bavulun içinde. Şu kadarcık. Ay tamam Senem uzatma ya. İyi. Nişan yüzüğünü takmamışsın yine. Ay unuttum. Annemden saklamak için işte bir oraya koyuyorum bir buraya. Tak onu tak. Tak onu. Tamam. Çok güzelmiş. Evet, güzel bir yer. Ama ben tamamıyla iş kafasıyla buradayım şu anda Senem. Vallahi o Aylin'in ajanını yakalayacağım, kafaya koydum. Zaten bizden biri ama kim bilmiyorum. Bakalım usta kaçamayacak benden. Hı hı. Tamam, kolay gelsin sana. Osman nerede acaba ya? Ya çocuk var ya, sırf senin için dükkanını kapattı, şehir dışına geldi. Ne kadar iyi bir insan ya. Vallahi ortalığı bu kadar komplike nasıl karıştırıyorsun? Bu çocukluğundan bilir, hala anlayabilmiş değilim ben. Tamam, sakin ol. Geldik işte, hadi. Hoş geldiniz. Buyurun. Hoş geldiniz. Evet, arkadaşlar. No ve Fiore'nin çalıştığı 4 ajans olarak kamptayız bugün. Şimdi kampta neler yapacağız? Çeşitli atölyelerimiz olacak. Efendim mesela oyunlar olacak. Etkinliklerimiz olacak. Ben Deniz JJ. Kamp sorumlusu. Burada da yazar zaten. Dileyen gelip buradan okuyabilir isterse. Çünkü burada yazıyor kamp sorumlusu diye. Yani buradaki amacımız nedir? Kampın amacı. Burada güzel arkadaşlıklar... güzel anılarla. Şeytan. Gününüzü göreceksiniz. Kamp sorumlusu JJ. Çok tatlı. Senin eline. Tiplere bak 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 çakçı tipe. Şuna bak. Nerede itici tip var bulmuş. Bir bak. JJ. Bir şey sorabilir miyim? Karşı ajans neden bizim dinlediklerimizi dinlemiyor acaba şu anda? Vallahi Deren Hanım onlar kendileri bilirler. Ben anlatacağımı burada anlatıyorum. Sonra ay biz bilmiyorduk etmiyorduk diyemezler yani. Öyle bir şeyleri yok. Burada dursalardı bana ne? Çok mantıklı. Her neyse şöyle yapalım. Odalarınıza yerleşin. Bir saat sonra ilk etkinliğimiz başlayacak. Herkes kendi ajansının takımının formasını giysin ki ajanslar karışmasın. Benim canımı sıkmayın. Sizi seviyorum. Bu kadın ne kadar kötü kötü baktı ya. Çok ürkütüyor beni. Öyle ablacığım, kötü çünkü. Kızlar, durum anlaşıldı. Biz burada motivasyon kampında değiliz. Biz buraya Aylin'le savaşa geldik. Peki hep birlikte savaşa var mısınız? Varız. Varız. Sanem sen de varsın. Hı. Koy, eli koy. Evet. Varsın. Varız. O zaman... Fikri-ha-li-ka! İşte bu kadar. Çakma reklamcılara gösterelim kim olduğumuzu. Burası reklam ajansı ama biraz yaratıcı olun ya. Geçme Aylin. Ki senin çok iyi bildiğin bir şey. Ben yerimi bilirim. Evet, usulsüzlük yapmayalım lütfen. Böyle geçelim. Evet, oyun çok basit. Şöyle ki, bir taraf, bir takım buradan ip çekecek. Bir takım oradan. Arada böyle git geller yaşanacak. Hangisi çizgiyi geçerse ya da düşerse o taraf kaybediyor. 3, 2, 1, başla! Asalım kızlar iyice. Asalım. Destek, destek. Hadi. Hani ne yapıyorsun?
Çeksene şu ipi. Taraflar çok önemli. Taraflar çok önemli. Arkadaşlar destek verin. Aslında kızlar iyice. Tribün çok önemli. Tribün çok önemli. Ya Osman nerede? Ona bakıyorum ben. Ya çek şunu. Ne Osman'ı ya? Çok önemli. Arkadaşlar destek verin. Ne yapıyorsun? Çeksene şu ipi. Lütfen destek verin. Osman'a bakıyorum. Evet, gelmedi hala. Sen çekin. Ya çek. Evet. Çek. Hadi silah takın. Su evet. Şunu şöyle yapmayı gösterdim ben size ya demin. Devencim bırak. Ay. Çok güzel araba. 55 model değil mi? 4000 cc 150 beygir. Arabadan anlıyorsun. Şöyle biraz bakabilir miyim? Tabii ki. V8 motor. Otomatik vites. Bu kupeleri sadece bir yıl ürettiler, kaldırdılar diye biliyorum. Evet. Maşallah çok güzel. Pırıl pırıl bakılmış. Eyvallah. Ya lafa tuttum seni de. Kampa mı geldin? Evet. Hangi ajans? Hiçbir fikrim yok. Ha sen şey, eş kontenjanından. Kıramadık geldik. De bana göre değil bu işler. Haklısın. Yavaş. Oyun sonsuza kadar sürecek mi? Osman nerede kaldı ya? Ya sana başlayacağım şimdi Osman'la. Şunu çeksene biraz. Şimdi Can Bey, gelmeden önce gelse ne kadar güzel olur. Havalı havalı tanıştırırım ben onları. Allah'ım ya Rabbim ya. Ya ben dün gece onu tembihledim, kimseyle konuşmayacak. Can Bey'i görünce sadece merhaba diyecek. Ya iyi, ay. Sen söylediysen iyi o zaman. Yani bir şey olsun. Ay! Çek! Bak sen çek şunu! Çek! Evet, Tribün hadi coştur ya. Can Bey. Leyla. Osman. 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 Hoş geldin Osman. 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 Evet evet, tanıştırayım. Nişanlım Osman. Nişanlısı Osman. Can Bey, patronumuz. Can. Osman. Hayatım biz bir odaya gidelim mi? Ben bir şey konuşacağım seninle. Çok pardon. Tabii. Aa, ben de şeyimi odada şey yapmışım. Ben odama şap geliyorum. Hay Allah'ım ya Rabbi. Osman biz sana demedik mi Can Bey'le konuşmayacaksın diye? Sen niye gidip adamla sohbet ediyorsun? Adam geldi yanıma, tanımıyordum ki. Yok. Osman sen bu işi yapamayacaksın. Sen yalan söyleyemiyorsun çünkü. Ya kimseyle muhatap olma, kimseyle konuşma. Sen benim nişanlımmış gibi davran. Bana odaklan. Bende kal. İyi, tamam. Tamam. Şimdi çiftler için bir etkinlik var. Bizi oraya yazdıracağım. Daha inandırıcı olur. Aa, çok iyi fikir ablacığım. Leyla sen de gelecek misin? Hayır yok Osman'cığım. Şimdi siz nişanlı taklidi yapıyorsunuz ya. Çiftsizsiniz yani, o açıdan ben gelmeyeceğim. Tamam, anladım. İyi tamam. Ben resepsiyona gideyim, ikimiz için kayıt yaptırayım. Ararım ben seni, resepsiyonda buluşalım. Tamam, tamam da burası benim odam mı? Evet evet, sen burada kalıyorsun. Biz de zaten hemen bir yandaki odada kalıyoruz. Tamam. Osman bu arada vallahi çok sağ ol ya. Senin yaptığın şu iyiliği var ya, başka hiç kimse yapmazdı. Sana? Yoga dersine gidiyorum, gelmek ister misin? Yok,
ben nişanlımla Osman'la çiftler kurabiyesi etkinliği var, ona katılacağız. Ay çok tatlı. Çok yakışıklı çocukmuş, şanslı kızsın ha. Evet ama Can Bey vallahi bizim kadar şanslı değil herhalde. Polen Hanım nerede? Polen Hanım'ın turnuvaları ayıracak vakti olmaz sattım. İş, eğitim, kariyer, güzellik her açıdan zirvede yani. Ama şimdi sen eğer sevgilinle bir kurabiye yapamayacaksan o ilişkiyi neden yaşıyorsun değil mi? Haklısın. Bir de en fazla alerji yapar. Mevsimi zaten. Ama Osman hiç yanından ayrılmaz. Diz dize eli... Osman? Hadi bakalım. Osman. Eyvah. Osman. 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 Ya benim gördüğüm şey, sen de görüyor musun Güliz? Evet. Yani futbol söz konusu olduğunda bütün erkekler tek hücreli organizmaya dönüşüyor. Yani beyin yerine dalak koy, yine şut atar. Yine atar. Osman. Osman. Ne oluyor burada? Abla görmüyor musun? Can Bey'e çok yakın davranıyor. Ya bir pot kıracak. Engelle şu durma, engelle. Ya ben nasıl engelleyeyim şu anda bunu yani? Sana hem sahanın içine mi gireyim, ne yapayım? Osman. Ha, güzel. Top alayım. Şimdi hava atışıyla oyunu başlatacağım. Bir şey yap, pot kıracak, engelle. Ay ne yapabilirim ki ben şu anda ya? Oh! Ah! Oh! Evet, tek oynadı. Evet. Aa. Güzel. Güzel. Sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ben maçı durduruyorum şu anda. Durduruyorum. Osman. Hadi çıktın. Dışarı çıkıyoruz buradan. Maç bitti. Osman, çıkıyoruz. Dışarı. Osman dışarı. Out oldu bir anda. Out. Kurabiye in, futbol out Osman. Hadi Osman. Arkadaşlara bay bay yap. Kurabiye yapacağız ya. Gel. Yürü, hayatım. Kurabiye yapacaklardı da. Evet arkadaşlar. Geldik artık günümüzün son oyununa. Şimdi biraz önce böyle gerginlikler yaşandı. Benim de canım sıkıldı biraz bu durumlara. Kendinize gelin, canımı sıkmayın benim. Çocuk çocuk hareketler yapmayın, yetişkinsiniz siz. Bir badminton oynayacaksınız, birbirinize fırlatıyorsunuz raketleri. Terbiyesiz. Kime söyledim biliyorsun sen kendini. Emre Bey, bizim takma demiyorum tabii ki onlara. Onları uyarıyorum, bizim yoksa. Tabii. Can buradayız. Devam edin ben siz. Tamam. Evet, devam edelim. Şöyle şimdi son oyunumuzda Fikri Harika'dan Sanem arkadaşımı ve diğer ajansdan da Aynalım. Onu alacağım. Evet alalım. Yok yok ben hiç gelmeyeyim ya. Babacığım saçma, kalk 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 hadi hadi. Buyurun, evet gözlerini bağlayalım. Şimdi oyunumuzda şöyle bir durum var. Her yarışmacı için 6'şar kişi seçilecek. 3'ü kendi ajansından, 3'ü de diğer ajansdan olmak üzere. Evet arkadaşlar 6'şar kişi buyurun. 6'şar kişi. 6'şar kişi. Arkadaşlar gelsenize. Buyurun. Evet yarışmamız şöyle arkadaşlar. Yarış.
yarışmacılarımız arkadaşlarına dokunarak tanıyacaklar. Bir şekilde dokunarak tanıyacaklar. En çok doğruyu tahmin eden yarışmacımız oyunu kazanacak. Evet. Can Bey. Lütfen hadi gelin. Hadi lütfen hadi. Tamam geldim. Evet. Siz de sessiz olun arkadaşım. Neye gülüyorsun? Söyle biz de gülelim. Terbiyesizlik yok. Başla. Tanımıyorum. Tanımıyorum diyor. Sanem, evet. Emre. Evet Emre. Emre Bey. Emre Bey de doğru. Evet Aylin Hanım kazandı. Tebrik ederiz. Evet tamam. Saçma fazla böyle şeyler taşkınlıklara gerek yok. Geçelim yerimize. Tamam yeter. Tebrik ederiz. Arkadaşlar yemekten sonra burada toplanacağız. Parti olacak. Hadi bakalım.